kız abimi sevmiyor. Adım gibi biliyorum ben bunu. Sadece güç ve para için evlendi abimle. Atın yerine eşeği bağlamam diyordu. Çiftliğe hanım olmaya kafasına koymuştu bir kere. Ramazan yetmezdi ona. Çocuğun da gururuyla oynadı. Şerefini iki paralık etti. Ben ne yapsaydım peki? Bütün bunlar gözümün önünde olup biterken çekilip bir köşeye beklese miydim? Haklısın elbet. Ama bak, öfkeyle kalkıp zararla oturan sen oldun. Abini kaybettin neticede. Doğru söylüyorsun. Ne kadar çabalasam da kızın kazanmasına mani olamadım. Durun bir dakika, durun. Bu tip olaylarda öyle kazanan, kaybeden diye bir şey olmaz. Sonuçta bunlar her ailede meydana gelebilecek sıradan şeyler. Abisi kızı çiftlikten kovmuş Zekai. Bunun neresi sıradan Allah aşkına? Sıradan elbette. Hele söz konusu olan Muzaffer'se. Muzaffer öyle bir anda parlar, ortalığı yıkıp döker ama 5 dakika sonra da pişman olup içine atar üzüntüsünü. Ya 40 yıllık ortağımı tanımaz mıyım ben? Senin 40 yıllık ortağınsa bu kızın da 40 yıllık abisi. Bu kadar üzülmesi boşuna mı canım? Canım onu demek istemedim elbette. Bakın ben yarın bir aklını başına al Muzaffer konuşması çekerim. Her şey nasıl yoluna girer görürsünüz. Zekai Bey lütfen. Çok rica ediyorum sakın böyle bir şey yapmayın. Araya aracılar koydurup kendimi affettirmeye çalışıyormuş gibi görünmek istemiyorum. Niye Halideciğim? Ne sakıncası var? Ya sonuçta siz hasım değil, abi kardeşsiniz. Israr etmesene Zekai. Kız istemiyorum diyor işte. İyi. Şimdi seni güzel bir uyku paklar. Hadi gel, sana yatacağın yeri göstereyim. İyi geceler Zekai Bey. İyi geceler.